Herkese selamlar ve sevgiler arkadaşlar. Yine çok güzel bir yerdeyiz. Burası için gerçekten ben çok heyecanlandım. Gelmeden önce arkamda İngiliz otobüsünü görürsünüz. Roadmaster markası detayları birazdan vereceğim. Bir de şurada orijinal 900 bin kilometrede bir V8 var. İçi tamamen VIP. Üstelik Bosfor turizminden çıkma. Onun da detaylarını size söyleyeceğim. Yani 960 bin kilometre vesaire. Yani küsuratları var ama ben düz 900 bin kilometre diyorum. Şurada bir tane Amerikan Chevrolet otobüsümüz var. İncirlik üstünden çıkma. Şurada bir tane tırımız var ama o gerçi çok ilgi alanımıza girmiyor. Bir de şu tarafta Ford'un bir tırı yer alıyor. Onu da göstereceğiz sizlere. İlk olarak ben buraya asıl İngiliz otobüsü için geldim. Tabii şu anda hareket etmiyor ama motoru vesairesi çalışıyor. V8 de hareket etmiyor. Onu da aslında çalışıyor. Onun aküleri yok sadece. Ama normalde çalışan ve yürüyen bir araç. Onu da buradan söylemiş olalım. Bosfor turundan çıkma dedim. Önce şu araçla ilgili detayları vereyim. Sonra V8 ile ilgili detayları sizlere ben veririm. Şimdi bu araçlar Roadmaster firması tarafından üretiliyor arkadaşlar. 1955 yılında üretilmeye başlanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve 2005 yılına kadar da aynı firma tarafından üretiliyor. 2005 yılından sonra başka bir firmaya devrediliyor. 2013 yılına kadar ya da 2015 yılına kadar o firma işletiyor bu araçları. Tabii tasarımı vesaire o günden bugüne çok değişiyor, yani makyajlanarak geliyor günümüze. Ortalama 8 ile 10 metre arasında uzunlukları değişiyor. Farklı farklı uzunluk versiyonları var. Sağdan direksiyonlu bu araç da zamanında Pepsi tarafından Türkiye'ye getirilmiş. Pepsi'den de Adana'ya gidiyor araba. Orada 10 yıl boyunca yatıyor Pepsi bünyesinde. Sonra şu andaki sahiplerin eline geçiyor. Aslında baktığınız zaman tam karavanlık bir araba. Sağdan direksiyonu gerçi muayene olur mu bu araca bilmiyorum. Muhtemelen muayene geçmez diye biliyorum ama sağdan direksiyonu zamanında muayeneden geçiyormuş ki bu araç bugünlere gelmiş. Aslında tam karavanlık bir araba. Şimdi içerisine geçeceğiz. Leylat motoru var bunda. 6 silindir. 105 beygire tekabül ediyor ortalama. Otomatik vites 2R, 2 seride şanzımanı var ama otomatik vites, onu da söylemiş olalım. Şimdi şöyle tasarımına baktığımız zaman gerçekten çok ilginç bir tasarım var. İngilizler her yerde farklı olmak zorunda mı diyor insan. Böyle değişik bir tasarım var. Önden motorlu bir araba zaten. Şöyle motorunu açalım. Böyle bir motor. Hep tozlanmış tabii. Burada yatıyor. Muayelen de geçer mi bilmiyorum bu araba. Şurada da kodu vesairesi var. Bu aracın ilk orijinal rengi maviymiş. Sonradan kırmızıya çevrilmiş. Tabii ki bu araç Leyland motoru olduğu için çok da yabancı motor değil bize. Onu da söyleyeyim. Leyland motoru ülkemizde bilinen ve kullanılan bir motor. Yani bozulduğu zaman aslında bunu kolayca tamir edilebilir. Yalnız lokma anahtarları inç olarak yapılmış. O yüzden o konuda biraz sıkıntı yaşanabilir ama olsun. Yani bunun da böyle tamir kitini aslında özellikle anahtar kısmını özel olarak İngiltere'den getirtebilirsiniz. Ön tampon çok ilginç. Güncel tasarımları bunun güzel aslında. Göze biraz daha hoş geliyor ama bunlar çok çok farklı. Yani şurada özellikle şoförün oturduğu kısma bakıyoruz. İlginç ya. Yani bunu süren insanlar nasıl sürüyormuş zamanında. Tuhaf bir araç. Bu arada bu aracın yüksekliği 4,15 santim. Yani şöyle bir sıkıntı var. Avrupa'da biliyorsunuz 4 metrenin üstünde olamıyor. Yani muayeneden geçerken tabii o da bir eksi. Koltuk dizilimi orijinal değil. Daha doğrusu koltukları sökülmüş. Orijinal halinin videosu veya fotoğrafları varsa ben ekleyeceğim. Oradan göreceksiniz. Arka tasarımı da çok garip ya. Bak çok yüksek ama yani 15 santim bayağı fark ediyor. Şu V8'de özellikle yan yana getirdiğiniz zaman bakın. Özellikle bayağı fark ediyor. V8'in de güzel bir hikayesi var. Onu da anlatırız sizlere. Arkada da yedek lastiği var. Yani baksanıza sinyal grubu, arka stop grubu gerçekten çok çok ilginç arkadaşlar. Böyle ilginç otobüsler gördüğünüz zaman benim içim kıpır kıpır oluyor. Bu arada geniş kamera, geniş kamera dediniz. Umarım lensim sıkıntı yapmayacaktır sizlere. Şöyle içerisine geçelim. Bakın koltuklar komple sökülmüş. Ama bak alt katın yüksekliği şöyle göstereyim size. Rahat rahat ayakta dolaşabiliyorum. Normalde iki katlı otobüslerde rahat rahat böyle ayakta pek fazla dolaşamam. Yani çok böyle aşırı uzun biri değilim ama baktığınız zaman burada biraz daha rahat yürüyorum ben. Çünkü iki katlı otobüsleri çok fazla çekiyorum. Ne alt katında ne üst katında rahat rahat yürüyemiyoruz. Şurada arkadan çıkıyorsunuz. Önden bir merdiven yok. Orijinal halinde merdiven olabilir. Emin değilim. Şöyle arkadan yukarıya doğru çıkalım bir. Şoför kapısı da açılıyor onun. Şoför kapısına da geçeriz. Bakın şimdi üst kata geliyorum. Bakalım üst katta nasılmış. Yani hemen hemen ucu ucuna buradan da kurtarıyor. Yani gerçekten o 15-20 santim bayağı fark ediyor arkadaşlar.
Vay be, eski nostalji kokuyor. Tabii bu araçla ilgili kolay kolay kimsenin anısı olmayabilir. Bu araç da İstanbul'daymış bu arada. Pepsi'de, Merter'de. Belki bu aracı zamanında görmüş arkadaşlar vardır kanalımızda. Onlar da yorumda kendini belli ederlerse sevinirim. Yani şoför kısmı. Evet, buradan giriyoruz. Şimdi şuradan şöyle. Girdik içeriye. Zor oldu biraz ama. Yani alan çok dar bir kere söyleyeyim. Tabii ki oturamayacağım buraya ama alan çok dar. Şurada cam açma mekanizması var. Hoparlör var bir tane. Yani burada aslında şoför yolcularla hiç muhatap olmuyor. Yeni nesillerin de çok bilmiyorum ama bu araba 68 ya da 65 model olması lazım. Şuradan da herhalde biri düğmeye bastığı zaman o çıkıyor oradan. Eski sistem tabii, kara düzen tamamen. Baksanıza, yani 68 model bir otobüs ama tasarımı o kadar da eski durmuyor benim fikrim tabii ki. Direksiyon, 4 kollu bir direksiyon var. Direksiyon da ilginç ya, aynısını. Baksanıza, üstte çok fazla bir şey yok zaten. Kapı buradan manuel açıp kapanıyor. Şöyle tabii ki çok fazla bir hareket alanı yok. Kuruma bir el frenimiz var burada. El freni detayında atlamayalım. 302'lerdeki gibi. Şimdi artık V8'e geçme vakti. 89 model bir V8 Röntgenimiz burada. 89 model bir V8 arkadaşlar. İçerisine geçeceğiz şimdi. İçi tamamen VIP bir araç. Orijinal değil. Sonradan yapılma. Onu da bilgisini vereyim. Çalışan, yürüyen bir araba. 900 bin kilometrede. Bosfor Turizm'den çıkma bir araba. Zamanında Bosfor Turizm'i, o zamanki plakası da 34 FRF 18. Yani FRF 17, 18, 19, 20, 21 diye gidiyor. Bu da FRF 18 plakalı 89 model Röterdarlı orijinal bir V8 koltukları haricinde. Şuradaki klima sonradan yapılmış. Çünkü bu araç zamanında bir partinin basın aracı olarak kullanılmış. O nedenle içerisinde masalar vesaire var. Aslında o yüzden değiştirmiş. Yani keyfi olarak değiştirmemiş. Şimdi şuradan içerisine geçelim. Tabii içerisi biraz tozlu. Bu araçlar böyle kullanılan araçlar değil. Yani baya baya tozlu. Şurada bakın klima. Hani yukarıdaki klimanın etkisi, priz vesaire var bu araçta. Şurada dolap var. Koltuklar V8 koltukları galiba. Emin olmamakla beraber ama tavan duruyor mesela. Yukarıdaki paneller duruyor. Onlara karışılmamış. Onlara karışılmaması ekstra bir güzellik katmış. Şöyle ona doğru geçelim yavaş yavaş. Tabii bu araç diğerlerine göre biraz daha özel bir araç. Özellikle bizim kanalımız için. Çünkü V8'lerin hastasıyız. Şöyle öne doğru gidelim. Masaları görüyorsunuz. Buralarda zamanında insanlar çalışıyordu. Gittikleri yerlerde. Tabii koltuk güzel ya. Ya ben V8'in koltuklarını seviyorum. Şimdi koltuklardan 1000 kat daha iyi. Yalnız size bir şey diyeyim mi? Kokpit var ya, efsane temiz duruyor. Yani tozluk manasını demiyorum. Kokpit gerçekten çok temiz duruyor. Hakikaten böyle baksanıza ya. Yani ben çok kullanılmamışım diyor resmen. Vallahi çok güzel. Vallahi çok güzel. Söyleyeyim yani, kokpiti ben çok beğendim. Bu aracın hikayesi bu şekilde. Hatta kilometresini de şöyle size göstereyim mi? Şöyle 961.613 kilometre olmak üzere. Dediğim gibi çalışan bir araba. O konuda bir sıkıntısı yok. Ses kumandamız burada. Sadece aküleri takılı olmadığı için çalıştıramıyoruz. Ama inşallah bir gün geldiğimizde çalışır halinde görürüz. Koltuk dizilimi farklı. Şavrolet'e doğru gidelim mi? Şavrolet'e doğru gidelim. Şimdi tabii bu iki araç özelinde gerçekten çok ilgimizi çekti bu. Özellikle V8'i ben fotoğraflarda gördüm de Kadir abi sağ olsun bizi buraya davet etti. Hem takipçimizmiş. Biz de onunla kortejde tanıştık. Valla sağ olsun gel dedi, bizde böyle böyle araçlar var. İstersen çek dedi. Ya dedim kaçar mı bu? Kaçmaz tabii ki. Burada bir tane Chrysler var. Burada tam karavanlık araçlar var aslında. Bak bu karavanlık mesela. Bu da karavanlık. Chevrolet. Şu ikisi de karavanlık baktığınız zaman. Hani TÜBİTAK sorunu çözdüğünüz zaman hiçbir sıkıntı kalmaz. Bu da Chevrolet. Şöyle şuradan içeriye geçelim. Bu araç kullanılıyor. Bu aracı kortejde de gördüm. Ben zaten kortejde bu aracın içerisinde tanıştık Kadir abiyle. Öyle de bir anısı var. Oo, içi orijinal bunun, güzel. Yani tabii koltuk yüzleri restore edilmiş ama genel olarak baktığınız zaman orijinal. Güzel. Vallahi güzel.
Şimdi yolcu kısmına baktığımıza göre kokpit kısmına bir bakalım. Bu da galiba, bu da aracın kokpiti. Tabii bunlar düğmeler bize bir yerden tanıdık geliyor. 4'te 3'ten tanıdık geliyor. Düğmeler değiştirilmiş. Bence bulunamamıştır çünkü Chevrolet. Zaten Chevrolet otomobilde bile Türkiye'den çekildi. Kaldı ki otobüs Türkiye'de hiç neredeyse satılmayan bir araba. Çok nadir yani, birkaç tane var ama çok çok nadir. Kokpit tasarımı bu şekilde. Tabii kilometresi 2000 29.184. Orijinal mi bilmiyorum. Buradaki incilikten gelmiyor bu araba. Onu da söyleyeyim size, o bilgiyi de vereyim. Kokpit tasarımı biraz ilginç. Kokpit demişim. Yani şoför kısmı baktığın zaman neredeyse hiç rahat durmuyor ya. Yani gerçekten hiç rahat durmuyor. Şimdi 6 vitesmiş bu da. Şurada da kapıyı açmak için bir düzenek var. Baksanıza. Bundan kapıyı kapatıyorsunuz. Havası vesairesi var. Tam böyle bir ben bir Amerikalıyım diye bağırıyor. Şurada zaten. Rozeti görüyorsunuz. Gene şimdi Ford'a doğru gidelim bakalım. Bu da Ford'un DNT 900 modeli. 75 model olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. 6x4 bu arada. Bunlar da Holland'e az yol gitmedik arkadaşlar. Arka dörse bata. Buna hiç dörse takılmıyor. Bu böyle fuarlarda vesaire kullanılıyor. Yani öyle biliyorum ben. Bakın şurada kablo bağlantıları falan var. Şimdi içerisine gideceğiz. Bir de motorunu da çalıştıracağız. Bunun çalışmasında hiçbir sıkıntı yok. Tabii bu da tozlu bir araba. Vallahi bunların tozlu olması zaten özel kılıyor neredeyse. Öyle diyeyim size. Kadir abimiz sağ olsun. Tam böyle Holland'deki gibi. Gayret. Çalıştı. Ey maşallah. Bayağı güzel ya. İyi kükrüyor ha. İyi kükrüyor valla. Güzel kükrüyor. Şuradan da bir tasarıma bir bakalım. Tasarımı da güzel aslında. Eski durmuyor yani. Ben 75 modeli gibi durmuyor zaten. Amerikan tırlarının tasarımı birbirine benziyor. İçi falan da görünecek daha doluydu. Tabii motorunu özellikle çalıştırdım. Şuradan bir içerisine geçelim. Howling oynarkenki anılarım aklıma geldi. Baksanıza. Kapısını kapattık ama. Tabii de yatak olacaktı bunda. Yataklı versiyon olacaktı. Tadından yenmezdi valla. Şu an çok mutluyum. Amerikan tırı. İlk defa bir uzun burunlu Amerikan tırına biniyorum. Daha önce çok gördüm ama içerisine ilk defa biniyorum. Bir de çalışan versiyonu yani baktığınız zaman. Abi vitese bak ya. Vites gerçekten çok ilginç. 8 ileri tabii. Ağır seri şanzıman vardır bunda. Kaçmış bu da? 25.268. Bak şurada da. Vereyim mi? Kadir abimiz de valla sağ olsun. Bu fırsatı bize verdi valla. Güzel yani. Çok güzel. Çok mutlu oldum ben. Valla araçlar bu şekildeydi. Yani özellikle tozluydu. Tozlu olması tabii benim için çok özel. Yani video için de çok güzel olduğunu düşünüyorum bence. Yıllardır yatan arabalar. İçerisinde neredeyse belki ilk defa ben binmişimdir bu. Yabancı biri olarak. Tabii ki Kadir abimiz biniyordur, bunlara ilgileniyordur ama ilk defa yabancı biri olarak ben bindim. Şu Chevrolet haricinde sanırım diğerleri çok aktif kullanılmıyor. Bu araç aktif kullanılıyor. Bir de o araç aktif kullanılıyor. Garaj videomuz bu şekildeydi. Vallahi Kadir abiye teşekkür ederim. Gördünüz zaten siz de az önce. Konuşmadı ama olsun, biz onun arka planda. Çok konuştuk, çok güzel bilgileri veriyor bize. Çok donanımlı bir insan kendisi valla. İnşallah onda güzel resimler de vardır. Onlardan ben resimler alacağım. Instagram hesabımızda paylaşacağım. Tabi videoyu kapatırken de beğenmeyi unutmayın. Özellikle yorumlarınızı fikir olarak yazabilirsiniz. Sizce bu araçların hangisi güzel? Alma fırsatınız hangisini alırsanız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.